Albinoların maddi durumu pek iyi değil. Köfteci aslında adı köfteci olur. Yani. Köfteci Giray. Şimdiden dertlenmeye başladığım şey o iğrenç tuvaletler. Ne kadar bomboş insanlar çıktı yaşlılarımız, farkında mısınız? Çok hızlı şekilde oje yapabildim ya. İnanılmaz bir şey. Kırmızı oje yapmışsın. Maalesef biz çekerken çok eğlendik. Acil ve aşırı bir ihtiyaç yoksa karakter analizi yazmıyorum ben. Kahramanımız bir şeyler yaşıyor ya. Bence zaten karakteri birleştiren parçalar bunlar. Yani sen kahramanla bir karar aldırırsın ve o artık şöyle biridir. Bunu yazmak varken hiçbir yere işaret etmeyen o aslında işte kahramanımız Oğlak Burcu. Çocukken kaybettiğimden hikayemizde karşılığı yok. Evet. Hayatta zorluklar yaşayan Vehbi. Yani niye bunu yazalım? Ayak İşleri'nin birinci sezonu bitti. Ve ben karakterleri o zaman tanıdım. İzledim. Zaten doğrusu bu. Çünkü hayata geçti. Sen yazdıkça şey... onlar artık senin isteklerini yerine getirmemeye başlıyor. Aslında şöyle, mesela biz 5. sezona geldik. Benim artık Yılmaz'a yaptıramayacağım şeyler var. Çünkü 5 senedir tanıdığım birisi o artık. Ama ilk sezondayken ben Yılmaz'a kıçına roket takıp uzaya da gönderebilirdim. Evet. Karakter analizi ne olduğunu da bilmiyorlar aslında. Ben bir iş için audition metni gelmişti zamanında. Karakter analizi var mı elinizde bununla ilgili? Sarışındır, uzundur diye karakter şeyi geldi. Yani bu fiziksel. Başka bir şey. Buradan yola çıkıp şey yapmamı istiyor. Sarışın uzun olsan bu karakteri nasıl oynarsın bana aslında. Sarışınlık ve uzunluk kişiliğini etkileyen bir şey midir peki? Sarışın uzun fakir olmaz ya. Aslında onu mu demek istiyorsun? Olur sarışın, bu arada. Var öyle, ben tanıyorum olamaz. Sarışın uzun fakir. Hı. Albinoların maddi durumu pek iyi değil. Evet. Farkında mısınız? Hiç böyle lüks doğru. arabasından inen albino gördün mü? Görmedim. Evet, doğru. Genelde albinolar kahveye takılan adamlar. Bilmem, hani böyle daha normal bir hayat yaşayan insanlar. Sarı Nevzat falan. Hali mahallenin sevdiği. Hali vakti yerinde albino yok. Hali vakti yerinde albino yok mu? Burada neler olsun? Sen tanıyor musun? Tanıyor olman lazım. Bayağı bir şey muhalefet ettin. Bu vardır canım. Var. Ama albino zengin albino görmedim. Sarışın uzun bir avantajlı başlar ya aslında hayata. Çok. Dezavantajlıysa da onu bir avantaja çevirebilir. %100. Tırnak içinde hani kendini yükseltecek varlıklı bir hanımefendiyle birlikte olabilir, şansı vardır falan. Onların hiçbirini kullanamadan 40'a geldiyse o biraz hatayı renkli gözlü starımız gibi. Sınırlıdır bu arada mesela. Bizim insanımız da mesela fazla renkli göz sevmezmiş. Öyle böyle mi? Bir şey söylüyorlar. Kim diyor bunu? Ya işte sektörde bir şeyler bilmiyorum. Kim? İşte bilmiyorum, öfkeyle karşılaşıp panikledim. Filmlerin adında ÇŞ varsa mesela daha çok iş yapar gibi bir şey. Gerçekten böyle şeyler mi var? ÇŞ mi? ÇŞ. Ölümlü dünya. İşte. Onlar daha iyi iş yapıyor. Oturaklı bir hikaye, öykü yazmak dışında her şeyi yapıyor muyuz? Evet, aynen evet. Öyle. Aynen. Şu harfleri koyacaksın, bunları yapacaksın ama hiç hikayeni boş. Yani bu, biz bir film yaptık, bu filmde şu var, şu var. Hani ne bileyim bir şey anlatmaya bak. Yani dramanın temel kurallarına uyalım en azından. Mesela anlatabiliyor muyum? Ondan ziyade şeye biz odaklanıyoruz şey işte. Var, şey var, şey var. Şey var. Bu mesela bana gibi için de diyorlar ki çok orijinal bir iş yaptınız bu ülkede. Bunu siz yaptınız falan gibi şeyler. Mesela hayır abi. Ya, situational comedy dediğimiz şey. Sitcom deyince aklımıza dekor ve ışıklar geliyor ama o değil. Duruma bir de kahkaha, dayalı. Konserde kahkaha. Yani bu yani durumla alakalı bir mizah var ortada. Bunu nasıl ilk biz... Ben böyle bir şey bulmuş olsam abi lütfen heykel falan dikin. Evet. Yani çığır açmak o yani adamların 50'lerde 60'lar... Lan Charlie Chaplin'in bile yaptığı bir şey bu. 100 yıl önce yapılmış bir çok, şey zaten. Bir de çok benzer şeyler seviyoruz Feyyaz'la biz. Yani Seinfeld'in bir din olmasının nedeni de zaten... Bu sistemi abi, insana çok basit şeyler. Havada ya, dönen bir şey an, sistemleştirmesi zaten adamın bunu. Ya, çok önemli bir toplantıda kaka tutmak bir durumdur ya. Evet. Dünyanın her yerinde hayatımın böyle. Hayatımın özeti gibi bir şey. Yani bu lokal bir şey şu anda tutuyorum mesela. Ama altıma sıçsam bu duruma dayalı bir sonuç çıkacak ortaya ya. Yani durup bununla ilgili şaka yapmak yerine birçok insanın ortak yaşanan şeye maruz kalmasını... Biz bulmadık. Onu öncelikle söyleyeyim. Hani bunu yakıştırıyorlarsa. Ha, ama şöyle bir şey var. İlk defa bize birisi ben sizin yaptığınız işten anlamam. Siz canınız ne istiyorsa onu yapın dedi. Bu da bir gerçek çok yani. Çok kritik bir şey ya. Evet. Bize dendi ki bir yarışma programı olsa tamam bizim bildiğimiz konu. Yardımcı oluruz ama hani bir komedi dizisi nasıl yazılımla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Tabii ki siz bu konuda özgürsünüz. Çok büyük erdem bu arada bunu söylemek yani. Tabii. Ve hani ne Aziz ne ben. Yani hiç şöyle yola çıkılır mı? Şimdi mi çığır açacağız diye başlar. Hayır biz abi bir sezon en azından canımızın istediğini yapalım.
en azından paramızı da kazanalım. Bakalım. Sonra zaten hani bizim düşüncemiz, bakarız ya. Bizim düşüncemiz şuydu. Aa, birisinin parasıyla canımızın istediği şeyi yapacağız. Üstelik biraz da biz para kazanırız. Ne kadar güzel. Harika, mükemmel. Bir sezon yayınlasalar öp başına koydu bizim için. Yoksa hani şimdi temiz bir sayfa açıyoruz ülkemizi anlat falan. Bu ne biçim cüret yani? Bunu nasıl bir dal yarak diyebilir yani? Çığır açtı. Çığır açalım. Çığır açacağız diye. İşte onu hiç duymadım. Word dosyasını açmak aç, nedir? Çığır yani? Bir. Aç. İnsanlar bir şeyi yererken ayarı olmadığı gibi överken de ayarı. Yok. Yani takdir etmenin de bir ayarı. Hiçbir şeyin dozu yok. Peki şey oluyor mu hiç? Yazdığın bir şeyden böyle düşünmediğin bir şey çıkarıp. Oluyor. Bunu yazarken bunu düşünmüş diyor. Ve diyorsun ki acaba böyle bir şey düşünmüş olabilir miyim? Yani düşünmedim. Yok şöyle şeyler oluyor mesela. Senin hakikaten ilmek ilmek işlediğin bir alt metin oluyor orada küçücük işaretlerle. Seyirci onu anlamıyor. Ama senin hiç umurunda olmayan bir şey. Seyirci öyle bir anlam kuruyor ki ulan keşke bunu düşünseydin diyorsun. Ben nasıl hani görmemişim. Bu güzel bir şey. Ulan bu anlamda çıkıyormuş işte. Hani bilerek koyduk diyebilsem keşke bunu buraya falan oluyorsun. Zor bir ilişki ya seyirci ilişkisi. Yani ya böyle... Abi, zaten tamam. İki partiden oluşuyor bence. Senin tek başına evde oturuyorsun, kağıdı önüne aldın, yazı yazıyorsun. Bu eylem bu kadar. O bir ürüne dönüştükten sonra artık işin ticareti başlıyor. Ama dönüşene kadar orayla bir ilişkisi yok bunun. Senle tek başına olduğun bir şey bu senin. Dolayısıyla sen kağıdın başındayken işin ticaretini düşünmeye başladığın anda kendini kandırmaya başlıyorsun. Yani sahtekarlık başlıyor orada. Çünkü ulan o sırada ben şeye geliyor işte. O an o sırada eğlenmiyorsam ne anlamı var geliyor. Evet. Reklam yaz o zaman. Çünkü reklam evet. Öyle yapılır hani. Evet. Seyirci marka düşünülür. Ne anlayacak, ne yapacak? Evet. Bunu tasarlarsın yani. Benim en çok eğlendiğim an Aziz de Discord'da geyik yaptığımız anlar. Sonrası çok yorucu çünkü. Çok. Tabii sonra. Ya, evet ya. Canın çıkıyor yani. Her gün sabah 6'da kalk da 12 saat sete git de onun kurgusu sürüyor. Rengi var, sesi var falan. O enerjiye bağımlı olmanızı anlayabiliyorum. Sonuca ulaştığında izlek bir şey haline geldiğinde gerçekten bir çok bağımlılık haline geliyor. Bu arada çünkü... ben sürekli yazamıyorum. Yani ben sürekli düşünüyorum, not alıyorum. Asla ben de hep not, defter var. Sürekli deftere bir şeyler yazıyorum. Not. Ama hiçbir zaman sonunu görmeden bağlayamıyorum, yazamıyorum. Yazamadığın gece oluyor mesela oturdum oluyor. Ve yazamadım. Bende o yok. Bende sinir oluyor bir de. Yazamadığın sen yazabiliyor musun? Mükemmel bir şey var. Ya mesela ne yazacağımı biliyorum ama bir türlü toparlayamıyorum. Yani bir engel var, aşamıyorsun onu. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor artık bende sinir oluyor. Benim hakikaten o sinirle böyle 26 sayfa yırtıp atıp sıfırdan başlamışlığım var yani. Hepsini mi attı? Yani artık fiziken kağıt yok yani o dosyayı. Anladım. Eskiden şuydu ya. Artık bir çarpı yazısı yazıldı sadece. 48 sayfayı bir gecede yazmıştım var sinema filmlerinde. 48 sinirli sayfa. Baştan bir girip gece saat 2'de. Benim ilk draftında ben 52 sayfa yazmıştım bir gecede. Yazılıyor. Ama şey tamamen filtresiz akıttım yani. Onun içerisinde 30 sayfa 40 sayfa gitmiştir hani. 12-13 sayfalık yani güzel malzeme sayfa vardı orada. De, evet. Ama gerisi kullanıldı. İsmi kim buldu Ölümü Dünyayı? Aziz de biz Kuğulu Park'ta oturuyorduk orada çıktı ama. Ben mi dedim Aziz mi dedi hatırlamıyorum. Çok iyi isim bence. Bende isim kabızlığı var mesela. İmkan yok bir şey, isim bulamam yani. Bir de hepsini tanımlaması lazım. Bir taraftan ya beni sorulacak, gel diyecek ya. Müzik grubu kursam mesela çok güzel isimlerim var. Sürekli müzik grubu isim buluyorum mesela, yazıyorum. Notlarını ne yazdın şeylerden mi bu? Evet. Ama yani asla bir şey isim. Hani şuna bir isim bul desen ya hiç iyi oluyor. İsim de ben sadeliği çok seviyorum. Yani mesela köfteci alsam adı köfteci olur. Yani köfteci Giray. Olur. Ya da işte bir köfte daha sade değil mi? Köfte daha iyi. Köfte daha iyi evet. Hem sade. Kim yapıyor bunu bilsinler isterim bu köfteyi. Evet. Bu sıradan bir köfteci Giray. O yüzden mesela işte Aykut Enişte filmi mesela Aykut Enişte. Prens. Prens yani. Bir yer açmak bir var mı orada? Döndüremem çok hızlı batarım. Paramı nerede yakacağımla ilgili bir fikrim oluyor ama. Ya benim yani oyuncu tayfada bir ikincil bir iş büyütme şey var ya. Hiç de yapan görmedim. Söyle bir tane. Bilmiyorum. Ben de çok tanımıyorum oyuncuları. Genelde... Yok hiç yok. Bençlerdeyim merak etme. Atış yani. Giren çok çıkan ve batan oldu. Bu dediler ki bu başında sektörle televizyonla için... hayat geçmez. Bir gıda işine girin falan. Çok batan oldu. Batıyorsun ya sonunda. Çok az insan başında duramıyorsun. Birine güveniyorsun ondan olmuyor. Öbürünü koyuyorsun falan derken sistem bozuluyor. İlkokulunuzu hatırlıyor musunuz detay detay? Yani küçük travmalar. Anlar var. Travma hatırlanır. Şey fotoğrafım var. Okulun ilk günü. Eğitim hayatımın. Birinci sınıfın okula ilk günü. Okula başladım yazar. Okul bahçesinde. Etrafımda bir sürü çocuk koşuyor ve fluya düşmüşler.
Ben hareketsiz ve saçım 3 numara sinirli bir şekilde. Bir çekim çekmiyor o. Yakalamışsınız evet, onu. Ya yani böyle o kaosun içerisinde hapsolmuşum gibi bir pozum var. O fotoğrafı görmek isterdim. Ne düşünüyordun peki? Küçük Feyyaz'ı merak ediyorum. Müthiş bir mutsuzluk var orada ya. Çok kötüydü lan. Ben mesela çocuklar ağlarlar ya. İlkokulda falan olur ya. Bende mesela o dert olmuştu. Yani ben kederlendim. Hani anneme git dedim ya. Ya hadi git ya, nereye gidiyorsan git filan gibi. Ya benim okullarla ilgili anlayamadığım en temel şey. Şimdi benim de çocuğum okula gidecek seneye. Evet. Senin de. Aynen öyle. Şimdiden dertlenmeye başladığım şey o iğrenç tuvaletler. Şimdi biraz daha iyi bu arada. Geziyorum ya. Çok kötüydü bakıyorum. Bizim zaman. Çok kötüydü canım. Gittiğim tuvaletler yani. Korkunç. Korku filmi gibiydi yani. O yerdeki fayansların siyah siyah etrafı ortadaki beyazlıktan anlıyorsun. Dibini orada karartıyorlar evet, orada tuvaletlerin evet, artık sıça sıça demiştin sen. Halka bana, halka. Şimdi oğlum, çocuklar şey yapıyor mu acaba? Musluğu açıp şey yapardın ya kapıya doğru hes yapardın da tuvalete girenler ıslanır çıkardı. Kesin yapıyorlardı hes. Ya yapmamaları gerektiği öğretiliyordur herhalde. Cezaları çok artmış olabilir şimdi. Artık bir şey eğitime geçildi ya. Gerçekten böyle bir ıslaklık vardı be. Sonsuz bir ıslaklık vardı. Ben şu saçmalığı da anlamıyorum lan. Biz 10 yaşındayken mesela atıyorum aynı binadaysan lise ortaokulda aynı tuvaletlere giriyordu. Sigara içen abiler hatırlıyorum. Tabii. Sen kaçlısın? Ben 81'liyim. 81. Ben 88. 83. Ben de 82'liyim. İki, o zaman sıralandık mı? Ama ucundan 80'li olmanın bir etkisi var. Mesela benim eşim 89'lu. Ucundan bir 80'lilik var ya mesela izlediğimiz çocukluktaki şeyler, bayramlarda, seyranlarda yaşanan tecrübeler falan tamamen aynı. Abi şöyle düşün, aynı mahallede büyüseydik siz benim abimin arkadaşları olacaktınız. Evet, ve aynen, muhtemelen zaten siz ne yaşıyorsanız ben onu görüyor oluyorum. Evet. Hatırladığım şeyler de onlar çünkü. Evet. Ama sonra küçülüyor fark, yok oluyor. Evet. Şu, tamamen yok oluyor. Bir şekilde. Şunu fark ettim, 24 yaş itibariyle herkes aynı yaşta. Mesela ben yaşlıları çok aklı başına zannediyordum. Ne kadar bomboş insanlar çıktı yaşlılarımız farkında mısınız? Hiç muhabbet ediyor musunuz? Bir de şu bir bilgelik geliyor ya yaşlanınca mesela. Bilgelik gelmiyor. Ya şu görüntü olarak. Sen ama röportaj yaşlılarından bahsediyorsun. Görüntü diyor ki bu adam şimdi bir şey söyleyecek diyor görüntü. He görüntü ama bir ağzını açıyor. Ama sadece şey yani görüntü o yani. Saçma. O ağız bir şey o kadar kötü şeyler söylüyor ki sonra. Ruhla gelme durumu var yani bir insanda şey var sanki. Orospu yani çocukluğu gibi. Orospu çocukluğu gibi ya da işte çok iyi biri olmak gibi ya da işte iş bitirici olmak ya da hiçbir şey beceremeyi ya bilmiyorum. Bazı temel özelliklerine geliyorsun. Bunu koruyor musun peki? Mesela sen 85 yaşında çok iş bitirici bir insan olabilir misin? Eskiden iş bitiriciydi diyen adam bile mesela bugün gördüğünde kendince bir takım işler hallediyordur. Bir şeyleri yine hala bitiriyor tamam, işleri tamam, falan. 35 yaşından itibaren şunun farkını hissettim. Merhamet geldi. Anaya, babaya, akrabaya, yoldaki yaşlıya böyle bir şey. 22 yaşındayken çok anana öyle, babana karşı çok sertsindir ya. Evet. Sanki azalıyor. Hani ben şu an annem babam değişmedi aynı ama ben o gün bir cümleye dayanamazken bugün 6 saat dinlerim mesela. Evet, çok uykum ben geliyor benim evet, ya anne evinde. Size oluyor mu? Bana da İzmir'e gittiğimde annemlerin evine hemen kanepeye yatıp böyle uyuyasın diye. Ama annem de diyor ki benim de diyor büyükannenin evindeyken aynı şey oluyor. Zaten inanılmaz bir şey duygusu, güven duygusu o işte. Benim annem orada uyusam çok mutlu olur. Ama sen uyu deyip gidip gürültü yapmaya başlıyor içeride. Şu an üçünüz konuşsanız ben şahane uyurum. Ben de onun da bir şeyi var. Şurada uyurum çok da güzel olur. Aslında böyle bir terapi şeyi kurulabilir ya. Bir oda var. Birileri konuşuyor uzakta. Evet. Koltuk kanepe var böyle. Hiç uyuyorsun. Konsept mekan gibi. Aynen. Podcast falan açıyorum ben bu arada uyumak için. Yani şey negatif anlamda demiyorum hani iyi hissettiriyor. Birilerinin konuşmasıyla ilgili bir sorun var. Hayat devam ediyor hissetmek beni uyutabiliyor. Ben öyle bir şey mesela dinlemeye başlasam sonunu getirmek için bütün uykum kaçıyor benim yani. Ne anlatacak acaba bir daha başka bir şey belki sana de şu çok iyi gelir. Yeşilçam filmleri bu konuda çok iyi. Ama şu sen açtığın zaman bir köpü. Denk gelmesi çok. Hmm. Evet. TV'den izleyeceksin. Mesela TV'den kanalları gezerken orada Sakar Şakir'i gördün ya sen buldun onu. Her an izleyebilirsin. Diyebilirdin işte Sakar Şakir'i ama evet, karşına çıktı. Yani sevdiğin şarkıyı radyoda denk gelince daha bir zevk almak gibi. Sesini açalım. Oha Sakar Şakir başlamış deyip. Onu bir uyku ilacına çevirmek. Bir ezbere bildiğin film zaten. Ozan diye bir arkadaşım var. Onun çalıştığı şirketteki çaycı replikten Kemal Sunal filmi söylüyormuş. Var benim de arkadaşım var. Bir şey söylüyor falan. Bir Sakar Şakir yok bilmem ne atlı. Yeşilçam konusunda aynı durumda olan bir arkadaşım. Kemal Sunal. Sadece Kemal Sunal değil. Cengiz Kurtoğlu konusunda bir arkadaşım böyle. Her albüm ne zaman yılı çıktı, hangi bir şirketten çıktığı falan şirketi biliyor. Şirketi de bilmez. Kurtoğlu çok özelmiş. Evet. Kemal Sunal filmleriyle gelen hoşuma giden şey Atla Gel Şaban filminde Kemal Sunal'ın filmdeki adının Niyazi olması. Otomatik film çekmenin artık bu kadarı yani. Basın abi afişi falan Niyazi diye kalmış senin. Öyle satıyorlarmış. 17 film anlaşıyormuş mesela dağıtımcıyla.
17 film nasıl çekeceğim? Abi zaten filmografiye bak, böyle senede 5 film falan. Evet evet. 73 senesinde 7 film de oynadı. Nasıl oynadın 7 film? Olur mu? Biz bir sezonda 33 bölüm dizi çekebiliyoruz yani. Evet. Sete gittiği oluyormuş aynı gün için. Sen normal televizyon dizisinde oynadın. Tabii çok oynadım. Orada nasıl bir tablo var? Ben mesela şu an fobi gibi korkuyorum diziye dönmekten. Çünkü o benim hayatım uzun yıllar öyle geçtiği için. Aslında ömrünün bir yılını kiraya veriyorsun. Ne kadar iyi paraya anlaştığını düşünsen de asla onun karşılığı olmuyor. O kadar çok çalışıyorsun ki para harcayamıyorsun. Tek avantajı ve o. Diziden çıktığında birikmiş paran alıyor. Tek avantajı o. Yani... Ne kadar boktan bir ambiyansı var setin yani. Şu bu arada bunu belki en az hisseden kişi oyuncudur. Çünkü fiziksel olarak insanlar bak ışıklar, demirler, bilmem neler birileri taşıyor bunu. Set bitiyor, sen evine gidiyorsun. Onlar 1,5 saat malzeme topluyorlar falan. Topluyorlar. Mesela cateringçi sabah 6'da set var. Gece 3'te gidiyor. Kahvaltıyı alıyor, kuruyor. Herkes gidiyor gece. Topluyor, set bitiyor. 2 saat sonra bir de gidiyor onu bırakıyor. Evet. Atıyorum bir deneyelim. Herkesin çok rahat olduğu bir set deneyelim. Çok mutlu olduğu bir set deneyelim. Ne oluyor yani? Belki daha çok para kazanırsın. Bunu şöyle sağlayabiliyorsun bu arada. Bir takım temel insani konularda hemfikir olalım. O bir asgari bir kafa rahatlığı sağlayacak bize. Mesela hepimiz setteyiz. Şöyle bir kural koyuyoruz. Arkadaşlar sorun ne olursa olsun kimse kimseye bağırıp çağırmayacak mesela. Evet. Çok iyi. Bir derdiniz varsa gidin karavana konuşun. 5 dakikadan kimseye bir şey olmaz. Kafamız mı bozuldu? 10 dakika duralım ama 10 dakika boyunca tartışmayalım. Şöyle, böyle yaptınız mı? Tabii canım bizde şey yasak. Birisi bağırıyorsa da onun konuşması yapılıyor. Lütfen böyle yapmayalım oluyor. Evet. Soğuk bir günde bir sahnemiz vardı. Ben de böyle battaniyenin altında titriyorum yani. Çok soğuk çünkü ve hastayım zaten. Bir tane ayı var. Adamın kostümü öyle bir yapmışlar ki hiçbir şey de açılmıyor. Scotch Brite'larla yapmışlar ayının içini. Herif geberiyor yani böyle alnından ateş çıkıyor falan. Gülmeye başladım. Sonra kustum. Ve sonra sahnem geldi. Çocuk oyuncu gibi çekiyoruz. Yani dedim ki bu ne lan, biz ne yapıyoruz burada? Hani gerçekten direkt vazgeçtim bu sektörden ya. Bir şöyle bir bakış vardır ya. Bu dertleri, bu çileleri çekiyoruz. Sonucun iyi olması için. Ben o an, o sırada iyi hissetmiyorsam sonuç umurumda değil. Aslında aynı lan. Aynı düşünce değil. Çünkü o sonucun bana kattıkları bu teraziyi dengelemiyor. Evet. Ben yaşadığım çok kötü 50 günü umutu vermiyorum. Ölçülebilir bir şey değil. Kazandığı kesinlikle. Bir şey. Diyelim ki çok iyi bir film yaptın. Kesinlikle onun sebebi acı çekmen değildir. Tabii canım. Başka tabii. Senaryonuz iyidir ve o yüzden iyi film olmuştur. Sizin canınıza okundu diye sonucu iyi tabii. Olması mümkün mü yani? Ya, sizin nasıldı set bu arada? Maalesef biz çekerken çok eğlendik. Yani evet, bu söylemekten utandığımız bir kelime. Ama yani bu böyle oldu, ne yapalım. Ben bu arada izledim filmimizi. Ve çok eğleneceklerini düşünüyorum insanların. Ama bunun sebebi bizim çekerken çok eğlenmemiz değil. Başka bir şey. Hani herkes işini iyi yapmıştır. Ortaya iyi bir sonuç çıkmıştır. Ben öyle çok soyut şeylere inanmıyorum. Öyle bir kimya ki falana inanmıyorum. Ben bir oyuncunun her şeyi çok iyi oynayacağına da inanmıyorum. Öyle bir şey olabilir mi? Doğru kast diye bir şey var. O kadar var. Basit. Doğru insanı bulduğun zaman kesinlikle. Karakter ortaya çıkar. O kadar bu çok basit. İyi oyuncu. Bir şunu oynasın bir de bunu oynasın. Öyle bir şey yok. Mesela kast direktörleri dünyada nasıl çalışıyor hiçbir fikrim yok. Türkiye'de genelde bir aynı PDF dosyası hep önüne gelip evet, duruyor. Evet, ünlüler listesi gibi bir şey var. Bir şey var hani şu olur mu bu olur mu gibi bir listeden bakılıyor ve şey çabasını ben en azından rastlamadım. Ne bileyim gidelim oyunları izleyelim. Genç oyuncular var bilmem ne var. Yani mesela bizim gibi de Kürşat Ersoy. Biz onun audition'ını gördüğümüzde ayağa kalktık. O kadar iyi bir şey geldi ki bize. Ben dedim şey bu ya. Kürşat falan. Abi Kürşat bir reklam filminde mi oynadı? Başka bir dizide kas çekiyordu Kürşat. Ha, öyle çekiyordu. Öyle, öyle bir şey evet, yapıyordu. Ajansta kas ben şunu anlamadım. Yanı başınızda böyle bir şey var. Nasıl görmediniz? Yani yanı başında bu kadar yetenekli birisi var ve farkında değilsin yani. O zaman neye bakıyorsun? Dış görünüşle ilgili bazı şeyler takılıp kalmış durumdayız. Evet. Çok hızlı şekilde oje yapabildim ya. İnanılmaz bir şey. Kırmızı oje yapmışsın. Bravo. Korkunç. Kaç mahal de denedim ama benim bu... ojeden çok rahatsız olduğumu sana söylemiştim. Nasıl söylüyorum? Böyle mi? Ben ojeli el, özellikle iddialı bir renk falan... Uyanıyorum. Nasıl uyanıyorsun? ASMR. Yok işte beni tüylerim diken diken olur. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Kokusunda bir sıkıntı yok. Renkli parmak.
Ama böyle renkli parmaklı bir kişi senin zihin yaşının oluşmadığı bir dönemde sana fiziksel olarak bir şey yapmış olabilir. Mesela atıyorum çekmek, canlı. Ne diyorsun ya? Yemekhanede olabilir bence. Mesela eliyle bir şey koyuyorsa. Tokat olabilir. Ama yani zihinsel kayıt sürenin açık oldu ama senin bilmediğin dönemde olması ile ilgili bir düşünce. Bunu zaten bu programda çözemeyiz. Yani. Bence 5 dakika daha konuşsak çıkacak ortaya gibi. 5 dakika daha konuşsak ağırlaşacak gibi. Evet. Hurma ile benim problemim var. Sana bir böcek çağrışımı mı yapıyor hurma? Laik genel yaygın olan şeydir o. Bu bende de vardı. Aa bende böcekti. Bir korkutucu şeyi vardı. Ama ben ilk bana zorla yedirildiğinde hurma tadını çok sevmiştim. Tadı çok iyi. Yıllar sonra hurmayla yapılan tatlılar diye bir çok güzel yaşadı ya. Orada bir yedim. Çok güzel. Dedim çok yani. Güzel. Ama o hali şahane. Osmanlı mutfağının en popüler şeylerinden biri. Yani. Ama tipi şey. Bacakları şey çıkacak falan. İkisini gibi de severim bu arada. Şey, bir gövde gibi. Gövde bir şeyin gövdesi aynen gibi hurma. Meyve yani gibi olanın neydi hurmanın? Terpselek meyvesi. Hayır ya, bir tane daha hurma var ya. Şimdi bildiğimiz böyle ince içinde yeni uzun çekirdeği olan aile dünya değil. Malta eriği ile yeni dünya aynı şey mi? Çarkıfelek meyvesi geldi. Çarkıfelek meyvesi de değil. Ben şimdi bakacağım. Malta eriği ve yeni dünya aynı şey. Çarkıfelek meyvesi yaz direkt o. Miray, Malta eriği ve yeni dünya aynı şey mi? Değil, aynı tamam, şey değil. Tamam, sağ olun, teşekkür ederim. Boyut olarak göster, ne kadar büyük bir hurma. O bayağı elma gibi hurma var. Elmadır o. Hurma, elma olur mu abi? Bilmez miyim kaçadır bu dünyada? Hayır. Böyle içi yumuşacık açarsın. İncir. Neyse yani izleyicilerimizi vicdanla bırakıyorum. Hurma diye bir şey, böyle bir hurma da var yani. Haberleri izliyor musunuz? Yok. Yok. Belki bu Dilan Polat hadisesi var ya, onu duymuşsundur. Tabii ki canım. Belki görgüsüzlüğü bitirici bir yeni bir era açabilir yani. Tamamen resmi görgüsüz kazanıyorum, bitmez. Görgüsüzüm yaparım der yine. Görgüsüzlük bitmez çünkü gelirden bağımsız da yaşanan bir şey. Evet. Doğru, o da var. Yani hayatta 0 lira kazancı olan bir insan da görgüsüzlük yapıyor. Sadece göremediğimiz için farkına varıyoruz. Evet. Ortaya çıkmıyor. Ya artık şöyle şeyler yapıyorlar. Geçen telefona böyle bir bildirim geldi. Şöyle bir baktım. İmlan aşağı yazıyor telefonda. Mesaj, bir gerildim yani, bir açtım. Kasino bilmem ne sizler için falan, altına bir boşluk bırakıyor. Yani önce dikkati çekeyim. Çok iyi hareket. Bu nasıl bir şeymiş ya? Çok iyi hareket değil mi? Eskiden şey vardı, hatırlıyor musun? Bekar anneler arıyor diye. Evet evet aynen. Hatırlıyoruz yani, be. Şey gibi. Bu şeyler hale yola girdi. Onlar bir güzel reklamlar. Hepsi mesajları açtırıyor çünkü anlayamıyorsun ilk anda yani. Borcunu öde yoksa geberteceğim yazıyor. Ben de şeyi falan görüyorum hani. 10 bin liralık bilmem ne hesabına geçti falan yazıyor. Almak evet için. Daha yeni evet. Ahmet abi Mümtaz Taylan filmde babamıza hayat veren. Dolandırılmış. Telefona eklenmiş. Telefona eklenmiş. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. WhatsApp'tan Ahmet abi yazdı. Sarp'ın mı ne hatta? Böyle bayağı denk düşen de bir şey yazdı. Azıktır, abi dedim buyur filan. Ya dedi şu an bir ödeme yapıyorum. Benim kartı saçma bir şekilde bloke etmişler. Bana dedi acil hemen vereceğim 1,5 saat içerisinde filan. Bir dakika dedim. Tabii. Yani Ahmet abi asla yapmaz. Tabii, mesela sen yazsan sana atardım. Neden biliyor musun? Hani bizim daha senden da bir akran yakışık yakınlığımız var. Aramak lazım kendisini hemen. Yani, ben zaten hemen ara abi hayırdır ya falan ama hani gibi. Bu info üzerine birisi girayı hackleyip çevresini soyuşlama. Hemen para veririm. Yoluna girebilir, dikkatli ol. Evet. Yani hackerlara davetiye çıkarttı. Evet. Hırsıza yol göster peki. Suç işleme hiç düşündünüz mü? Suç işledim ben ya. Çocuk yakalandın mı? Hırsızlık yakalandım. Pazarda saat çaldım. Merak ediyordum bir şeyi böyle nasıl yapabilir miyim diye. Pazarcıdan çok güzel bir dayak yedim çarşıda herkesin içinde. Orada bitti hırsızlıkla. Ben de arkadaşım Gima'dan peki çalmıştı. 4 tane. Peki mi? Peki diye bir tane kekler vardı. Kekler vardı. Peki anladık, anladık dedi şarkısını oydu almışlardı. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Gima bizi yakaladı, Gima çalışanları. Depoya indirdi. Gima çok kötü ailesi dayak yiyeceğiz Gima ailesinden diye düşünürken. Adam bize dev bir konteyner şekeri doldurma görevi verdi. Bu bitince çıkabilirsiniz dedi. 4,5 saat kadar onu doldurduk ve çıktık. Yani inanılmaz. Ne kadar Avrupa'yı bir... Hollanda'da onu ceza almışsınız. Gerçekten öyle de ilginçti. Bir de Bursa'da çok güzel döverler insanı. Hiç öyle bir şey yapmazlar ama bize de öylesi denk geldi. Ben peki lise çıkışta, hazırlıktayken ya da... Çıkışta bir yerin dibine girmiş bir şekilde. 2,5'luk kola çalıp sonra çok ağlayarak falan geri koydum. İçmiş miydin? Ha içmedin mi? Daha suçu içilerken suçluluk duygusu yaşadım. Hani onların araya bir zaman girmedi yani. 12-13 yaşlarındayken şeyi fark ettim. Etrafımdaki kuzenlerimi çok iyi manipüle edebildiğimi fark ettim ve Seferihisar'da İzmir'de bir oyuncakçıya bir tüfek gelmişti ve sadece paketinde ilk defa tüfek görmüştüm. Paketli böyle yani özel. Onu çalmak için çok ciddi bir plan yaptım yani kuzenlerimin hepsine bir görev verip uzun geceler uğraşıp böyle ne yapabiliriz ne edebiliriz ve plan çalıştı. Yani adamı birisi dışarı çıkardı bir şey sormak için öbür kuzenim girdi içeri ve aldık tüfeği yani.
90'lı yılların sonu ve kamera yok, hiçbir şey. Bunu işte başardık. Tüfekle birlikte dedemin bahçesine gittik, oturduk hep birlikte. Herkes çok mutlu ve ben çok korktum. Ama bir güzel bir heyecan da yok muydu? Harikaydı ama şey yaptım, başardım. Yani evet. Ya başka bir şey istersem, ya bir gün canım bisiklet almak isterse, şey çalmak dedim ki arkadaşlar bu çok güzel başardık için ben gidip dayak yiyeceğim ama bu tüfeği geri vereceğim. Verdim ve dedemi tanıdığı için. Ne dedi? Hiçbir şey verdi. Ya bu bize gelmiş bu tüfek. Yok biz dedim abi bunu sen görmeden aldık falan. Ne yapıyorsunuz oğlum böyle şeylerde? Aynen tüfeği şeye, vitrine geri koydu ve ben çıktım. Sonra da şeyi fark ettim. Yırtabiliyorum. Yani tekrar suça geri dönüp evet. Şeyim oldu serüvenin. Bütün kapılar açık kalmış sende ya. Abi şöyle bir suç var. Geçen gün birini tutukladılar, götürüyorlar. İşte suçları sayılıyor haber bülteninde. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuyla yargılanacaklar dedi adam. Evet. Düşündüm dedim ki ben bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs edeceğim desem ne yaparım? Yani hiçbir şey gelmedi aklıma. Yani teşebbüs dediğin zaman zaten yerinden bile kalksam bu fikirle mantık olarak. O evet. Teşebbüs o anda yani bir şey olabilir. Suç işledikleri suç oraya gidebilir bir suçsa hani başlangıç olarak direkt ceza vermiş olabilirler. Yani. Bana biraz da alınganlık gibi geliyor ama. Hassasiyet. Sen bizi ortadan mı kaldıracaksın? Hayır. Evet, şey mi düşünüyorsun oluyor sen filan gibi? Yani fiziki bir kanıt gerekir ya buna. Böyle hisler besliyor olmak olabilir en fazla. Suçu olabilir evet. Böyle yani, hisler beslediğini anladıkları sen noktada. Sen bu gidişle falana gidiyor iş yani. Devleti de mi ortadan? Yani, kendim önden öyle demedim. Günün yani sonunda mesela atıyorum fiş ya almadın. Bu da günün sonunda o ya. Ekonomiye zarar verip devleti çökertmiş. Tabii. Sen fiş almadın, o fiş almadı gibi yayılırsa büyüyor iş. Gibi ile ilgili bir şey var. Şimdi Gibi ile biz çok aynı zamanlarda yazıp çiziyorduk ve ben açıkçası hatta ilk bölümü izledim. Sana da mesaj attım. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Nerede? Belki de o sen değildin bilmiyorum. Yani çok güzel olmuş falan dedim. Teşekkür ederim. İlk bölümü izledim. Sonra korktum. Çünkü akıl kayan bir şey. Yani izlemek istemedim gibi. Çünkü yazıyorum ve o oradan bir şey emmek istemiyorum. Çünkü emiyorum yani, tamam mı? Sonra işte Gibi'den çalmışsınlar gelmeye. Tabii tabii bize de geldi. Ya ben en azından dedim ki biliyorum çalmadığını. Bu arada mi geldi? Biliyorsun. Ve ver bunlara. Bu arada pişti olmanda da hiçbir sakınca yok. Bence mesela de. Bak benim haberim yoktu. Bir tane masa oyunu oynanan bir bölüm çektik. Şey de varmış. Var bunlarda varmış o mesela. Ha, evet. Oyunda sinirlenip de ortalığı geren tip. Bizde de İkkan öyle biriydi. Benim haberim yoktu mesela. Çünkü duruma dayalı bir takım işler yapıyorsan yani durumlar zaten var. Bundan kaçamazsın. Tabii yani, canım. Oluyor abi. Mesela oluyor. Bazı işler patır patır şaka yapar. Senin üzerine bir plot, bir hikaye öreceğin şeyi bir replikle şaka olarak geçer. Mesela Leyla ile Mecnun'un her sahnesinde patır patır şakalar var ve kaçamayabilirsin. Yani şu an yaptığın herhangi bir şakanın mümkün değil kıyısından mi köşesinden onlar yapmıştır zaten. Evet muhtemelen. Tabii yani ki. O yapmadıysa Monty Python'da çıkar, Jim Britton'da çıkar. Hani dünyada neler oluyor? Biz yeni uyanıyoruz tabii. 1970'lerde yapılan sketch programına. Sen bugün sketch yaptığın için garip geliyor ya. Monty Python dediğimiz şey 70'te sketch programı yapan. Saturday Night Live var. Neler yaptılar orada yani. Biz mesela var bunları yaparken Gibi inanılmaz mutlu bilmem etmişti nereden bizi. Arak şeyi var. Ben Kelim, Kerem Saçlı. Yani bir koyuyor yani diyor ki bunlar bundan çalmış. Ya sistem böyle çalışıyor olabilir mi yani? Koca insanlar diyorum ya oturuyorlar bu seti kuruluyor şey. Bir kişi demez mi arkadaşlar çaldığımızı anlamasın. Benim mesela çok oluyorum yoruyor. Çalmışsın. Oradaki sıkıntı da ne biliyor musun? İnanılmaz uğraşıyorsun. Çok yorularak bir iş yapıyorsun. Tabii. Kafandaki gibi olsun diye canın çıkıyor falan. Psikolojik olarak da çok yoruluyorsun çok bu süreçte yıpratıcı falan. Ve yaptığın şeyin formülü bir tane kel adam koymak mıymış? Ya bu kadar mı? Yani bir kel adam koydun diye mi oldu her şey? Aynısı oldu. Bu rahatlık herhalde. Bir battaniye gibi. Hani yapılan bir şeyin. Ne oldu aslında abi? Biz bir senede 700 sayfa yazı yazıyoruz. Bir tane kel bulun abi. Aynısı olacak diyor. Bu çözüyor sorunu yani. Benim çok güzel fikrim var. Şöyle bir mekan. Mekanın çok büyük bir kısmı podyum. Ve herkes etrafta oturuyor. Sadece giriyorsun mekana. Ve senin videolarını çekip sana veriyoruz mekana girerken. Instagram'a koyman için. Giriş. Ha. Nasıl giriş? Aynen. Sen giriş hizmeti veriyorsun insanlara. Evet. Giriyorsun, diğer oturanlar, siktirip gidiyorsun sonra. Diğer oturanlar müşteri mi? Gireyim, i̇şte devamından çıkayım gideyim. Sana bakıyorlar. O da olabilir. Ha. Ama yani parayı nereden alacağız? Bir daha geri dönmeyeyim. Şu, girdim. Arkada bir perde var. Çok güzel girdim. Perdene çıktım. Arkada kasa var. Temassız yaptım ödememi. Çıktım ödemeyi yaptım. Oradan birisi hemen küçük bir şey getirdi.
ya bana airdrop dağıttılar ya küçük bir USB verdiler. Neyse o. Ya da mail adresi. Çok herhalde. İyi fotoğrafların. Ha fotoğrafların. Böyle, işte düğünlerde farklı... çıkınca kendini görürsün ya. Ulan ne güzel çıkmışlar. Evet, para yani. Bir de farklı zonda ışıklar yaparız. Hı-hı. Mesela o yol boyunca değişen ışıklar evet. Ve ambiyanslar var. Bir sürü farklı. Pat pat pat. Peki farklı temalar olsa yani birden fazla podyum var. Olabilir. Baksın önde yürüsün. Ya da virtual bir sistemde insanlara ne olmak istiyorsa onu yani gibi de bir sahne oynamak için yani adam 70 bin lira veriyor ve düşünsene Kıvanç sen Kürşat adamla sadece bir sahne oynuyorsunuz. O çekilip kurgulanıp adama veriliyor. Yapay zeka ile birleştirdik. Gibi. Adam onu mesela paylaştı Instagram'da. Paylaşsın. Mehmet abi ne güzel olmuş ya. Ne güzel oynamışsın falan yorum, ama öyle bir like. Diziyor. 193 görüntülendi. Ben o canlı yayınlara bayılıyorum. Muhtemelen enteresan bir sahne de değil. Değil. Hiç değil tabii ki de. 70 bin 3'e böldünüz. Çok yani kurtarmıyor. Daha iyi bir ekonomi bütçeden yapılabilir ona bütçe. Patladı bu iş. Şu daha iyi değil mi? Kafadan herkese para veriyoruz. Dünyadaki herkese birer milyon dolar verdik. Şimdi... iyi başladın. Bu aldığın parayı yeteneğe çevir dedik. Ha bir de artık bahanesini de bitirdin ama. Tabii şu. Lan bunlar paraya dönmüyor. Al lan kardeş para parayı onlara döndür. Dedik adama. Verdik. Döndüremeyeni ceza aldım. Parayı geri alıyor. Tabii. Güzelmiş. Aldım 1 milyon doları. Tam ben çok iyi kemençe çalacağım. Çal kardeşim al. Hiçbir derdin yok. Ama çalamazsan ananı seni. Bir senesi var. Onu istiyor işte. Ha. Onu diyecektim. Parayı aha. Almak yetmez. Onu doldurup tabii, tabii. Etmemiz çok lazım. Çok ürkütücü bir ceza lazım. Yani o bir senede o kemençeyi çalmada görelim. Ve hiçbir şey düşünmene gerek yok. Al paran var. Aynen, bir şey. Senede de çalamaz yine de o parayla bile. Hayvan hayır, gibi şu, çalar. Yani tatlı. Günde 5-6 saate virtüöz oluyorsun zaten 2 seneye. Yani herhangi, iki sene herhangi bir enstrümanda tabii. Parayı aldım. Her gün 6 saat. Gideyim bir bahçe yaptırayım bilmem. Hayır sen bize ne taahhüdü verdin? Ben bu hayatta çok iyi bir kemençeci olacağım. Kemençeyi o seçiyor zaten. Sen onu söyleyeceksin onu. Şeyin altına yap. Ben jonglör olacağım dedin. Yani. Ama ol. Of çok zor. Ben sana 1 milyon dolar verdim kemençe için. Seni işte Volkan'ın mekanında podyumda görürsem dalağını s**im senin. O evet. Gün çalışıyor olman lazım işte. O parayla gidip orada fotoğraf çekilir. Evet bu sana 1 milyon dolar versem şuradan atlar mısın? Ya da evet. X kişi siker misin? Ama burada şu. Senin bir talebin yok. Sen sadece sponsorsun. Herkesin hayatta talepleri var ya. Şöyle olsa böyle olurdu mu? Ve birçoğu da bu konuda maddi kaygılar yüzünden yakınıyor yani. Paramız olsa bunlar çözülürdü yaygın yani. Bir evim olsa, kira derdim olmasa, rahat geçiniyor olsam çok güzel gitar çalardım diyor mesela. Hadi çal, görelim oluyor. Evet. İnsanlığın en büyük sorusu zaten. Evet, bu soruyu çözdüğünü düşün mesela bir şirket olarak. Bence fena değil. Ve sen böyle Twitch gibi bir platformsun. Bütün bu insanların evlerinde de kameran var. Giriyoruz, kemençe öğrenen adam, işte bilmem ne var. Herkes gibi izliyorsun. İstediğini Jonklör açıyorsun. Jonklör Mehmet falan herkese bir şey. Jonklör bilmem ne. İşte kaç para aldı, kaçıncı günde. Falan filan hangi gibi seviyede? Şeyler yazıyor. Bu adam kemençeyi öğrenmiş mi? Öbürü rakı. Güzel program. Bir yıl sonra onları bir stüdyoya topluyorsun. İnanılmaz bakarsın. Sniperlar onu. Bekliyor tepede. Yani herkes... Sanki o yüzden gelmemişiz gibi yapmayalım. Ölümlü Dünya 1 Aralık'ta vizyonda arkadaşlar. Ölümlü Dünya 2 1 Aralık'ta vizyonda. Lütfen gidelim izleyelim. Evet. Şu sinemanın ayrı bir havası var. Orası da canlanırsa. Çok güzel. Ben çok seviyorum sinemayı. Ben de çok seviyorum bu arada. Yani o gidelim çıkalım hanımla bir kahve içelim. Birimiz beğensin filmi. Biri beğenmesin. Kapışalım falan. Halıları çok seviyorum. Halı olmasını. Ahmet buyurun abi. Ahmet abi gel. Gel. Şuraya gel lan seversin. Abi ne olur. Feyyaz gel sen böyle. Yok abi olur mu öyle şey ya? Sen para verin dedikçe şaka yapmıyor. Abi ben şakayı yazmaktan hoşlanıyorum ya. Başkası yapsın, uygulayıcı var. Onun niye için de para verin. Niye oynuyorsun o zaman? Biraz Ali yüzünden oldu abi. Yalan yok, o adrenalin de hoşuma gitti. Tabii ki. Ve hiçbir şey bilmemek de hoşuma gitti. Bir de etrafında hep eğitimli oyuncular var. Ve şey orada senin hata yapman çok güzel hani şey gibi. Kredin var anlatabiliyor muyum? Evet. Sen özel çocuk gibi bir anda şeysin. Seni rahat bırakıyorlar ve sen çok sevdiğin bir şey yapmaya başlıyorsun. Ama bence çok sevimli bir iş ya. Hani işin bütün sıkıntısını bir kenara bırakacaksan ya bence iyi bir şeyi oynamak kendim hayatta da oyunmaz olmakla alakası var. Yani hayat yani hayatta da oyun sevmek. Yani şimdi ben çok seviyorum. Ya şurada birdir bir oynayalım. Esası odur zaten. Çok net bir gözlem. Tebrik ediyorum seni. Şey kadar iyi mi peki? Albinoların geliri az olur. Albinoların geliri az olur o kadar iyi. Bu da yok albinoların geliri albino bir tık daha iyiydi. Sen senaryo da yazıyorsun. Yazıyorum. Ben hep film istiyordum. Hep diziye döndüm. Filmin şeyi bir ayrı biliyor musun? Yani bu şey tabii bir çok klişe ama perdede gördüğün zaman bir tüylerin diken diken oluyor. İstedim ya. Görmek ya. Abi vallahi istedim esas, ya. Esas konu şu. Ne zaman başlayıp bittiğini biliyorsun.
Ona göre de performansını ayarlıyorsun. Konsantre yani oluyorsun daha tabii. Çok. Ya abi şimdi şey sorun bir var abi. Bir maça çıkıyorsun mesela ne zaman bitecek belli değil. Korkunç bir şey. Hayır hiç. Neyi öğreneceğim? 90 dakika bitecek. Filmde final sorunsalı var. Dizide biraz havada bıraktığın zaman onu evet, veriyor okay ya. Evet okey oluyor. Ama filmde o... bitirmenin yarısıdır yalanı yüzünden. Evet işte, aynen öyle. O yüzden çok zor bitirmek. Ama bitirmek. O bir filmin nasıl başladı? Bitirmek de başlamanın tamamıdır. Tamamıdır. Mantıken öyle olmak zorunda. Çünkü. Doğrudur. Çok doğru. Bitirmezsen, bitirdiysen başını düşünme. Evet, bitirdiysen belli ki başladın. Şu anda şey doğru gibi. Malzemeleri versem, sen de şöyle bir kilometre asfalt dökebilir misin? Yani şey ekibinle. Telefon da ben dökerim. Ya da yeni dökülmüş bir asfaltı sana göstersek iyi mi kötü mü? Onu der. Onu ben bile derim be. Belli ediyor. Onu da diyemem ya. Belli ediyor abi. Şöyle abi. Hiçbir şey belli ettiği yok asfaltı. Abi onun iriliği, mucurların şeyi falan ben anlıyorum. Ya şöyle.